Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillah. Nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Erseluhu bil huda ve dinil hak li zahirahu ala'd-din kulli ve kefa billahi şehida ve bat a'uzu billahi mineşşeytanirracim min hemzihi ve nefhihi ve nefsi la ec'alenneke minel mescunin. Değerli kardeşlerim, bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim içerisinde Musa Aleyhisselam'ın kıssasını izah etmeye devam ediyoruz. Bugün yine aynı konu üzerinde bir takım ayetler alacağız inşallah. Bu okuduğum ayet-i kerime geçenki sohbetimizde üzerinde durduğumuz ayet-i kerime, yani son olarak aldığımız, okuduğumuz ayet-i kerime Musa Aleyhisselam biliyorsunuz Firavun'un yanına gelmişti. Ona kendisinin alemlerin Rabbi Allah tarafından gönderilmiş bir Resulü olduğunu söylemişti. Onları Allahu Teala'nın rububiyet tevhidini tasdik etmeye, kabul etmeye davet etmişti. Firavun da ona son olarak söylediği geçen dersimizden kalmak üzere elbette ki ben seni hapsedenlerden yapacağım demişti. Yani sen benden gayri ilah edinirsen elbette ki ben seni hapishaneye, cezaevine koyacağım demişti. Burada kalmıştık. Musa Aleyhisselam buna cevap olarak, Firavun'un bu sözüne cevap olarak قَالَ اَوَلَوْ جِتُكَ بِشَيْءٍ مُب۪ينٍ. Ben sana apaçık bir mucize getirmiş olsam da sen beni yine hapsolunan kimselerden mi yapacaksın? Şeklinde cevap veriyor. Tabii bu ifade soru şeklinde geliyor, ancak söylenmek istenen şey ben sana öyle bir mucize ile geldim ki senin buna gücün yetmez. Ben sana öyle bir hak ile geldim ki senin buna gücün yetmeyecek manasında. Tefsir kitaplarına baktığımız zaman her ne kadar bu cümle soru istifham cümlesi olarak gelmiş olsa da Musa Aleyhisselam Firavun'a ben sana öyle bir şeyle geldim ki senin buna gücün yetmeyecek anlamında diyorlar. Bu ayeti kerime, biraz önce okuduğum ayeti kerime Şuara suresinde sana apaçık bir mucize ile gelmiş olsam da mı şeklinde, ama Araf suresinde bu cümle bakın biraz daha detaylı olarak قَدْ جِتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ şeklinde geliyor ki bu ayet onu tefsir ediyor. Daha iyi izah ediyor. Bunun manası ise kuşkusuz ki ben size Rabbinizden bir mucize getirdim. Dolayısıyla senin benim cezaevine, hapishaneye koymam mümkün değil. Rabbinizden, sizin gerçek sahibinizden, sizi gerçekte var eden esas Rab'dan bir mucize getirdim ki sizin buna gücünüz yetmeyecek diyor. Bunun üzerine Firavun قَالَ اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَتٍ فَأْتِ بِهَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِق۪ينَ.
Eğer gerçekten de sen bir mucize getirdin ise ve sen gerçekten de sadık kimselerden isen, getir bakalım o mucizeni. Neymiş o getirdiğin mucize? Getir onu görelim diye karşılık veriyor. Bu ayeti kerimenin tefsirinde alimler diyor ki, gerçekten de sen iddia ettiğin şeyleri tasdik edici, doğrulayıcı olarak herhangi bir ayet, bir mucize getirdin ise ve sen de gerçekten de bu iddianda doğru kimselerden ise, getir de görelim bakalım o neymiş. Bunun üzerine Musa aleyhisselam fe'elqa asah, değneğini yere bıraktı. Elinde tuttuğu o değneği yere bıraktı. Fe'izâ hiye thûbânun mubîn, bir de o büyük bir yılana dönüştü. Şimdi burada ayeti kerimede bazen yılanın ismi hayye şeklinde geliyor. Ki bu da yılan. Bir de thuban şeklinde geliyor. Alimler diyor ki bu iki kelimenin ikisi de yılan demek. Ancak bu ikisinin arasında fark var nevi bakımından. Yani hayye kelimesiyle anlatılırken, thuban kelimesiyle anlatılırken bu ikisi arasında fark var. Hayye kelimesi genelde küçük yılanlara verilen bir isim. Ayetler düşünüldüğü zaman bu mana o kadar harika ki, Musa aleyhisselam Allah ile ilk görüşmesinde, konuşmasında Allahu Teala Musa aleyhisselama o dersler geçti. Demişti ki, وَمَا بِتِلْكَ يَم۪ينِكَ, o sağındaki şey nedir? وَمَا بِتِلْكَ يَم۪ينِكَ يَا مُوسَى, ey Musa, o sağ elindeki nedir? Ki o zaman değneği vardı elinde. قَالَ هِيَا سَاءَ, bu benim değneğim diye anlatmıştı. Sonra Allah-u Teala kendisine فَاَلْقِهَا, onu yere bırak. O yere bıraktığında hayye kelimesi orada kullanılıyor. Sübhanallah. Yani normal küçük bir yılana dönüşüyor. Daha fazla korkmasın diye. Firavun'un yanında o yılansa korkunç bir yılana dönüşüyor. Burada sıban kelimesi kullanılıyor. Yani Firavun'un yanındaki yılan ile ilk Allah-u Teala'nın kendisine değneğini yere bırak dedikten sonraki değneğin dönüştüğü yılan birbirinden çok farklı. Subhanallah. Burada Firavun ve onun bütün hanedanı sarayda o ihtişamı içerisinde oturuyor. Musa aleyhisselam onların karşısında mucize gösteriyor. Firavun meydan okuyor. Eğer sen gerçekten de iddianda doğru kimselerden isen, ya gerçekten de bir ayet getirdiysen, bir mucize getirdiysen, hadi bakalım dediğinde Musa fe'elga ata, değneğini yere bıraktı. فَاِذَا هِيَ سُوبَانُ مُب۪ينَ, bir de ap açık korkunç bir yılan oluverdi. Buna ejderha diyebilir miyiz? Aynen öyle. Şu anda en büyük yılan neyse ki suban kelimesini öyle tercüme ediyorlar. Ona dönüşüverdi. İbn Abbas'ın burada tefsiri diyor ki, Musa aleyhisselam değneğini yere bıraktığında koskoca bir ağzı açık şekilde korkunç bir yılan onlara doğru saldırır halde oldu diyor. Bu tefsir neye dayanıyor bilmiyoruz. Öyle bir dehşete kapıldı ki diyor Firavun diyor. Yılan kendisine ağzını açmış korkunç bir şekilde yutmak üzere kendisine gelir bir halde görünce hemen Musa aleyhisselamın yanına koştu, arkasına sığındı diyor.
İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın tefsirine göre. Düşünün bir tane, o kafa tutan Firavun, o ihtişamı içerisinde, o saltanatı, o korkunç tecebbürü, tekebbürü içerisinde, büyüklenmesi, kibriyası içerisinde, yılan kendisine ağzını açmış bir şekilde yürüyünce, hamle yapınca koşuyor Musa Aleyhisselam'ın arkasına sığınıyor. Musa Aleyhisselam'dan yardım istiyor. Diyor ki şunu eski haline çevir. Musa Aleyhisselam eline alıyor. Bakıyor ki değnek. Sonra bununla iktifa etmiyor Musa Aleyhisselam. El mucizesini de orada gösteriyor. Elini koynuna koyuyor. Oradan çekiyor, çıkartıyor. Bakan kimseler için böyle güneş gibi parlayan nurlu bir hale dönüşüyor. Ve neza'a yedehu fe izâ hiye beydâun linnâzirîn. Elini cebinden çıkardı. Bir de o bakan kimseler için bembeyaz oluverdi. Güneş gibi parlayan. Şimdi Allah-u Teala bu kadar olaydan sonra ona hidayeti nasip etmeyince tabii o korkunç yılan normal değnek haline dönüştü Musa Aleyhisselam'ın elinde. Korku gitti. Yine eski güven, emniyet hali başladı. Ne diyor bakın? قَالَ لِلْمَلَئِ حَوْلَهُ Etrafındaki önde gelenlere اِنَّ هَذَا لَسَاهِرٌ عَلِيمٌ Bu gerçekten de çok bilgin bir sihirbaz. Onu sihir zannediyor gariban. Onu sihir zannediyor. Diyor ki, tekrar yerine dönüyor, oturuyor, rahat, güven içerisinde Musa Aleyhisselam'ın bu mucizesini, ayeti sizin diyor, Resulünüz, size gönderilen Resul, bu gerçekten de alim, bilgili bir sihirbaz. İnne hâzâ lesâhirun alîm. Bir başka kıraatte bu, sahirun kelimesi sahârun şeklinde geliyor. Bir başka kıraat imamları bu şekilde kıraat ediyorlar. Bunun manası ise sahâr kelimesi sahirun kelimesine göre mübalağalı, yani abartmalı, çok bilgin. Yani en üst seviyede bir sihir alimi, sihirbaz. İbn-i Cerir rahimahullah diyor ki burada, bu gerçekten de bilgili bir sihirbaz, basit bir değneğe korkunç bir yılana dönüştürdü. Bu kolayına yapılmaz. Yani bu sihirde iyi bir mertebeye, dereceye gelmiş olması gerekir ki basit elindeki çoban değneğini korkunç bir, kocaman bir yılana dönüştürdü. Dolayısıyla bu bilgi ister ve maharet ister diyor. Bunun için o kıraat biraz daha uygun diyor. Allah-u Teala bu sahneyi bize bir başka surede yine tekrar ediyor. Burada biraz daha bilgi var. Bu sahneyi Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Zuhruf suresinde tekrar ele alıyor. Ve burada biraz daha ziyade açıklama var. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ فَاِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ Musa onlara bizim açık mucizelerimizi getirdiğinde onlar onunla eğlendiler, alaya aldılar ve gülmeye başladılar diyor. Tabii ne zaman oluyor bu? Yılan
eski haline, değnek haline dönüştükten sonra, yani güzel bir gösteri seyretmiş gibi, sanki öyle bir sahne var ki burada Allah-u Teala öyle bir sahne oluşturuyor, çiziyor ki bize, onlara diyor bizim açık mucizelerimiz geldiğinde, onu gözleriyle gördüklerinde bir gösteri seyrediyor gibi onunla eğlendiler. Feizahum minha, o mucize karşısında bunlar yedhakun, eğlenceye daldılar, başladılar gülüşmeye. Ve ma hada illa sihrun muftara, bu uydurulmuş bir sihirdir. Ve ma semina bihada fi abainel evvelin, biz bunu önceki babalarımızda duymamıştık, böyle bir şey, böyle bir iddiayı duymamıştık, işitmemiştik. Çünkü Allah-u Teala Firavun, onun babası da Firavun, babası da Firavun, Firavun oğlu, Firavun oğlu, Firavun ve babaları inzar edilmemiş bir kavim. Onun için iddiaları ne? Ma hâzâ illâ sihrun muftera, bu ancak uydurulmuş, sonradan ihdas edilmiş bir sihirdir. Biz bunu önceki babalarımızdan işitmedik. Neyi işitmediler bunu? O sihiri değil, Musa Aleyhisselam'ın davetini. Alemlerin Rabbi tarafından kendilerine gönderilmiş bir Resul olduğu iddiasını duymadık biz babalarımızdan. Ne babamızdan, ne dedemizden, ne onlardan öncekilerinden duymadık diyor. Musa Aleyhisselam onlara قَالَ مُوسَى اَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ اَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ. Musa onlara size hak geldiğinde, size hak geldiği vakit ona siz sihir mi diyorsunuz? Gerçekten de bu gözünüzle gördüğünüz şey sihir mi? Oysa ki sihirbazlar felaha eremez, kurtuluşa eremez. Nasıl dersiniz siz sihir diye bana? Musa Aleyhisselam davetine bu mucizeleri onlara arz ettikten sonra devam ediyor. Yani gaye sihir değil, gaye mucize değil. Yani onlara mucizeyi göstermek gaye değil. Peygamberlerin mucizeleri kardeşlerim hiçbir zaman için gaye değildir. Peki nedir mucize? Mucize bir vasıta. Bir vasıta, araç. Hakikati, yani o mucizeden sonra gelecek hakikati kabul etmeleri için bir delil. Yani tebliğ için bir fener, tabir caizse. Bir kandil. Asıl olan ne? Allah-u Teala'ya davet, Allah-u Teala'ya çağrı. Onun için Musa Aleyhisselam burada ilk söylediği söz gerçekten de üzerinde düşünülmesi gereken. Kale Musa etekulune lil hakkı lemma ca'ehum esihrun haza. Size hak geldiğinde, ki Allah'ın davetidir o hak. Size hak geldiğinde o hakka, o davete sihir mi diyorsunuz? Yani davet adına size söylediklerimin hepsini bir taraf ettiniz. Siz sadece o mucizeyle mi ilgileniyorsunuz? Farz edin ki öyle, onunla ilgileniyorsunuz. Ona sizin sihir demeniz doğru mu? Yani ehada esihrun haza, yani buna siz gerçekten de sihir mi diyorsunuz? Benim bu gösterdiğim mucize size Allah-u Teala tarafından onun gücüyle, emriyle, meşiyetiyle tahakkuk etmiş bu hakka sihir mi diyorsunuz? Ve la yuflihu sahirun. Oysa sihirbazlar felaha eremez. Onlar kurtuluşta değildir. Onlar hidayet üzere değildir. Onlar Allah'ın sırat-ı müstakimi üzere asla ve asla değildir. Firavun ve kavminin Musa Aleyhisselam'a verdiği cevap
bu sihirle sen bizi üzerimizde olduğumuz atalarımızın dininden vazgeçirmek mi? Yani size bu gösteri, bu uğraşı sadece ve sadece bizim üzerinde bulunduğumuz dinden vazgeçirmek mi? Başka bir dine bizi davet için mi? قَالُوا اَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا اَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا Babalarımızı üzerinde bulduğumuz haktan bizi çevirmek için mi geldin, getirdin bunları? Bir, ikincisi, bu birincisi, ikincisi وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَا فِي الْاَرْضِ Yeryüzünde sizin için mi olsun hükümranlık? Şimdi iş o kadar enteresan ki diyor ki bizi babalarımızın üzerinde durduğu halden çevirdiğin zaman iddia edecek bir şeyimiz kalmıyor. O zaman biz size itaat etme durumunda kalacağız. Ve yeryüzünde şeref, hükümranlık sözü tutulma sadece size ait mi olacak? Subhanallah, Allah-u Teala o kadar, yani kitabında o kadar değerli hükümler vaz ediyor ki, o kadar önemli bilgiler veriyor ki, dünyayı idare eden insanların Adem'den sonra bugüne kadar ve kıyamete kadar babalarını haklı bulmaları ne biliyor musun? İnsanlar üzerinde biz tahakküm kuralım, bizim istediğimiz olsun. Ona karşı çıkan ne kadar haklı olursa olsun, ne kadar hak üzere olursa olsun, isterse Allah tarafından tayin edilmiş, gönderilmiş peygamber olursa olsun, uymak yok, biz haklıyız. Bakın ayeti kerimeye, yani üzerinde gece gündüz düşünülmesi gereken, insanoğlunda, insanlık tarihi içerisinde, insanlığın serüveni içerisinde, İnsanlara tahakküm edenlerin metodu bu. Babalarını niçin kutsuyorlar? İnsanları idare etmek için. Çünkü babalar herkes tarafından makbul insan. Hiç kimse babasına karşı çıkmaz. Herkes babasını, dedesini sever. Çünkü onun babası, canı ciğeri. Babaların üzerinde bulunduğu şey ise insanların, cahil insanların saygı gösterdiği şey. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاؤُنَا Onlara gelin, Allah'ın indirdiğine tabi olun denilse, derler ki aksine biz babalarımızı hangi hal üzere bulduysak ona tabi oluruz. Allah-u Teala diyor, İbni Cevzi, Allah-u Teala bu ayette diyor zımnen taklidi yasaklıyor. Onlar Musa Aleyhisselam'a neyle karşı çıkıyorlar? Babalarımızı taklit etmemiz gerekir. Çünkü onlar bizim babalarımız diyor. İleride gelecek ayeti kerime Musa Aleyhisselam davetini ısrarla devam ettirdiğinde diyor ki sen bizi çağırıyorsun da diyor. Bir şeylere çağırıyorsun, davet ediyorsun da diyor. Ve ma balul kurunul ula bizden önceki asırların konumu ne? Onlar da bizim gibi babalarına tabi oluyorlardı. Babalarının yoluna suluk ediyorlardı. Geçmişlerinin izini takip ediyorlardı. Peki onların hali nedir? Musa Aleyhisselam Allahu Teala tarafından vahiy ile teyit edildiği için ona istediği cevabı vermiyor. İlmuha inde Rabbi. Onun bilgisi Rabbimin katındadır. Ben ona hakim değilim. Ben o hususta hüküm verecek değilim. Hayır, ben sizden mesulüm. Benim mükellefiyetim sizsiniz. Ben sizi davetle mükellefim. Babalarınızı davet edecek halim yok çünkü babalarınız yok şu anda. Dedeleriniz yok şu anda. Onların bilgisi, ilmi Rabbim katında diyor. Bakın
قالوا اجئتنا لتلفتنا اما وجدنا عليه اباءنا. Sen bizi babalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan, dinden geri çevirmek mi istiyorsun? Bunun için mi geldin? Sonra وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَا Sulta sizin ikinizin elinde olsun mu istiyorsun? Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselam kastediliyor. Lekuma. Yani devlet idaresi sizin ikinizin elinde olsun mu istiyorsunuz? وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِن۪ينَ Biz size iman edenler değiliz. İman ettiğimiz zaman her şey bitiyor. İman etseler her şey bitecek. Ne saltanatları kalacak, ne idarecilikleri kalacak. Metbu iken tabi olacaklar. Birileri kendilerine tabi oluyor iken, kendileri birilerine tabi olmaya başlayacak. Ki Firavun ve onun hanedanının hiç istemediği, hiç tahammül edemeyeceği bir şey. Hiç istemediği, asla ve asla tahammül edemeyeceği bir şey. Bundan dolayı ne diyorlar? وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِن۪ينَ Biz sizlere iman edenler değiliz. Bunun manası biz size iman edecek değiliz. Asla. İbn Abbas radıyallahu anhuma bu ayetin tefsirinde diyor ki yani sizin için yeryüzünün hakimiyeti olsun istiyorsunuz. Burada kastettikleri bu toplumun en şereflileri olmanız. En şerefli, en değerli kişileri olmanız için böyle yapıyorsunuz. Eğer bir insan o toplumun en değerlisi, en şereflisi ise, en bilgini ise insanlar onun peşinden. İnsanlar ona tabi olurlar. Dolayısıyla taat da onlara olur. Üç kelimeyle tefsir ediyor İbn Abbas radıyallahu anhuma. Diyor ki el, mülk ve şeref. Birincisi yani bu beldenin mülkü sizin elinizde olsun. En şerefliler siz olasınız. Ve insanlar size itaat etsin ve yeryüzünün en büyükleri, hatırı sayılır kişileri siz olasınız diye bizi davet ediyorsunuz. Bizi babalarımızı üzerinde bulduğumuz dinden vazgeçirmek istiyorsunuz. Gayeniz bu. Bunlar bir insanın eline geçtiği zaman o toplumu onlar idare eder biliyorsunuz ki. Yani. Her ne kadar bu makamın sahibi değilse, en şerefsizler bilene kardeşlerim, İnsanlık tarihi içerisinde Allah'ın şerefsiz kabul ettiği, alçak kabul ettiği insanlar sultayı eline aldığı zaman o toplumun neyi oluyor? Tersine dönüşüyorlar. Tersine dönüşüyor. Onların gerçekte o toplumun en alçağı, en adisi, en rezili olduğunu peygamberler geldikten sonra Allah'ın vahyiyle ortaya çıkıyor. Yoksa toplumlar onları başlıyorlar kutsamaya. Musa aleyhisselam gelmeden önce Firavun'u o toplum ne yapıyordu? Kutsuyordu, ona tapıyorlardı. O bu kutsanmadan dolayı, tapınmadan dolayı kendisini Rab ilan etmişti. Kendisini ilahe ilan etmişti. Musa aleyhisselam ile geldi. Yani geldikten sonra bu olay bozuldu. Onun o toplumun en kötüsü olduğu ortaya çıktı. Sen bu toplumun en kötüsün demeye başladıktan sonra ortaya çıktı bu. Ve kâle Musa Rabbi âlemu bimen câe bil hudâ. Ve kâle Musa Rabbi âlemu bimen câe bil hudâ min indih. Ve men tekûnu lehu âkibetü dâr. İnnehu la yuflihu zâlimûn. Musa Rabbim kendi katından hidayetle gelen kim onu daha iyi bilmekte. Ve
sonuç, hayırlı sonuç kimin tarafındadır? Rabbim bunu en iyi bilendir. Kuşkusuz ki zalimler felaha eremez. Kuşkusuz ki zalimler felaha eremez. Musa aleyhisselam diyor ki, kendi katından Allah tarafından hak ile, hidayet ile kim gelmiştir, kim gönderilmiştir, hakkı kim getirmiştir, onu Rabbim daha iyi biliyor. İkincisi, bu alemin bir de başka bir alemi var. Ahiret, ahiret. İşte o ahiret burada akıbet diye anlatılıyor. Diyor ki, ahiret yurdu kimindir? Orada kazanan kimdir? Rabbim onu daha iyi biliyor. Kuşkusuz ki zalimler feraha eremez. Yani kurtuluşa eremez. Onlar kendilerini kurtaramazlar. Onlar Allah'ın azabından canlarını kurtaramazlar. Bu şekilde felaha eremezler. Şimdi davetin birinci bölümü bu ayeti kerime ile bitti. Ben daveti üç kısma ayırmıştım. Birinci kısmını bitirdik. İnşallah bugünlük bu kadarla yetinmek istiyorum. Gelecek dersimizde davetin ikinci bölümüne geçeceğiz inşallah. Musa aleyhisselam yine davetini ısrarla tekrar edecek. O zaman devam ederiz. Devam ederiz inşallah.